Şimdi Elif ve Oğulcan tabii ki de hani çok değerli Sesinin abin ama Galatasaray üyesi olan Elif Galatasaray kongre üyesi. Kongre üyesi. Ama şeyden o otomatik okuldan olduğu için Galatasaray liseli şimdi hukuk fakültesinde okuyor zaten. Yani Galatasaray hukuk fakültesinde okuyor. Üçüncü sınıfta dörde geçiyor. Ya her taraftan bir Galatasaraylık giriyor aslında. Galatasaraylı Elif. Ama güzel çeşit renk. Çok zor tabii yani Galatasaraylı ama çok böyle futbolda çok şeyi yok. Kongre üyesi oy atmaya gitti işte birkaç kere ama çok ders çalışıyor. Oğulcan çok güzel futbol oynuyordu. Sonra sakatlandı. Oğulcan sakatlandı. Şimdi Acun'la oynuyorlar şeyde kumda. Peki sakatlanmasaydı devam etseydin? Olurdu. Olur muydu? Değil. Destekler miydin? Ya Oğulcan tabii şunu söyleyince kızıyor mesela bana. Baba öyle söylüyorsun diye. Oğulcan bizim gibi fakir o çocuk olmuş olsaydı olurdu. O zaman zorlayacaktı hayatı. Şimdi Oğulcan çok küçükten ben onu futbol okuluna yazdırdım. Çok yetenekliydi. Bilmem ne kupalarında oynadı, yurt dışı okullar şampiyonu. Hep çok yetenekli çocuktu. Yani çok iyi oyuncuydu. Sonra çaprazı buk çapraz koptu. Sonra o iyileşti bu koptu. Zorlamadı. Çünkü baktı sonra yolladık İtalya'ya gitti. İtalya'da okudu. O bitirdi. Farklı bir hayata geçiş yapmış oldu. Şimdi işte yurt dışında yaşıyor. Avrupalı yaşıyor. En iyi arkadaş işte Acun abisi. Onunla hem orada Miami'den oraya Dominik'e geçiyor. Orada top oynuyor. Falan ben de buradan işte. Hatta bir Beşiktaş'a işte yazın Çeşme'de yazın Çeşme'de bak bir anı anlatacağım. Kumsalda top oynuyorlar onlar işte o Survivor'da da oynadılar ya. Hı hı. 8 tane 10 tane gol atıyor tek başına. Çünkü şimdi ben şimdi Başak gibi rol yapamam. Bilmem. Farklıdır yani onlar farklı bak. Ben rol yapamam. O farklı yani bir anda ben kamera dersin farklı olur rol yaparken biz uğraşırız. Şimdi futbolculuk da farklıdır. Kum olsun şey olsun her yerde yeteneğin varsa çıkarsın. Şimdi bu Mesut Özil falan geldi. Acun falan maç oynuyorlar. Mesut da bunu tanımıyor, bilmiyor o tarz şey olduğunu. Bir gördü. Bu dedi nasıl futbolcu olmamış dedi, olamamış dedi. Senin olduğunu bilmiyor. Sakatlandı. Yani hayır hayır yani baktı çok yetenekli. Kumda böyle böyle oynuyor. Yani söylediğim gibi yani futbol şu hep doğrudur bu istatistik. Hiç zengin aile çocuğundan futbolcu olmamıştır. Ha Oğulcan'ın belki bir dezavantajı vardı benim oğlum diye. Şimdi baba diyor iki gol bir asist yapıyorum diyor, oynuyorum diyor. Torpili diye bağırıyorlar diyor. Yani insanlar. Tabii acımasız da bir halk var bizde. Acımasız bir insan topluluğu var. Sence acımasız bir sosyal medyada bir kitle var arkadan geliyor. Evet, çok ve felaket şekilde kaldırabilir kimse açık peki bunu Oğulcan? Yok. Kaldırmadı zaten. Gitti. Kendine başka okudu. Hayat seçti. Başka bir hayata seçti. Tamamıyla onun farklı bir dünyası var. Yani Avrupa İstanbul'u çok doğru düzgün bilmiyor bile yani. Ya bazı yerleri bilmiyor bile. Yani düşün. Yani küçüklüğünden beri hep yurt dışında yaşadığı için. Onun için ama dediğin gibi çok yetenekliydi. Allah vergisi bir yeteneği var. Ama çok var. İçinde kalmış yani olsa İsterdim. Çok sevinirmiş. Şimdi mesela oynuyor Survivor'da oynuyor. Bana mesaj atıyorlar orada bakıyorum. Orada işte Acun'la oynuyor. Mesela buradan Dominik kaç saattir Miami'ye uçuyorsun oradan oraya gidiyorsun 15 saat. Mesela buna küsüyor Acun mesela gelemiyor işi var beni bahane ediyor bazen. Babam falan filan yenildik diyor gelmedin diyor. Şimdi burada maç için gidiyor tekrar dönüyor. Dominik'e uçuyorsun. Ne okumda? Şimdi bana mesajlar geliyor. Bir futbol oynayamadık bizi de alsaydı Dominik'e götürseydi. Survivor'da o gece işte oynadılar. Evet. Yunanlılar falan filan. Nerede Oğulcan atıyor Oğulcan falan filan. Neyse falan. Oo diyorlar Oğulcan falan filan. O abi müthiş o harika falan filan. Hiç ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum bile. Yani ne yapayım ben Survivor'da? Benim için statta oynasın. Yani orada kumda oynadıktan sonra. Yani değil mi şimdi? Ne yapacağım ben evi? Ne yapayım ben? Çok iyi. Kumda oynadıktan sonra. Ya kumda oynuyorsun Survivor'da. Acun hatta oradan bana şey yolladı programda. Mesaj yolladı. Acun'a dedim ki Acun sana çocuğu yolluyoruz. Ya hasta geliyor ya şey. Yine döndü Acun'la geldi. Şey olmuş. Zatüre. Tabii canım. Üşüttü tabii hastaneye getirdik. Oğlum dedim bu Acun'a sana şey yapıyorum. Acun hastaneye geliyor gitti. Dedim ki Acun çocuğu sana yolluyoruz dedim. Çocuk en son geldi diz bağı yırtık. 6 hafta oynayamazsın diye öyle oynatmış. Tabii. Öyle oynatmıyor. Bir de Acun da şey değil mi böyle sert bir teknik direktör gibi. Evet ama gelsin ya niye futbol, gelmiyor diye kızıyor. Acun hayatı futbol spor. Bak Acun 69 doğumludur. Kumda o vaziyette top oynuyor. Bak kumda oynamak ayrı düz zeminde oynamak farklı. Acun orada o kumda onlarla top oynuyor. Ama çok hırsız. Adamın hayatı. Hayatı futbol spor. Bayılıyor. Futbol. Ben onların bir gün bir maçını yönettim. Bir şey hakemlerle, bu Cüneyt Çakırlarla Beylerbeyi'nde maç oynayacaklar. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus falan filan geldiler. Hepsi çalışıyorlar, ısınıyorlar.
kan değişti. Hazırlanın. Maç oynayacaklar. Bunlar 10 dakika kala geldi. Acun'un da bir huyu var böyle. Hep son dakika. Uçakla da her şeyle ve maça son dakika gelir. Son dakika geldiler. Baktım bunlar koşuyorlar. Bunlar bitik. Acun falan bunlar ne koşarlar? Yönetmen, kameraman bilmem ne. Falan koordinatör falan filan. İddiaya girelim dedim ben size dedim. Bunlar yenersiz dedim. Bunlar Acunlar hakemleri yendiler biliyor musun? Koşan hakemleri, çalışan hepsi falan yendiler. Fırat Aydınusları. Tabii canım iddia kazandı benden. O zaman düşün Fırat'ı, Cüneyt Çakır onların hepsini. Tabii canım. Yani hırs her şeyi yapar. Adamın ben bunu anlıyorum. Bir de yetenek. Yeteneği de var. Futbola da yeteneği var. Peki. Çok kısa bir ara vereceğiz. Verelim ya. Çok kısa bir ara vereceğiz.